diye düşündük. Gerçekten yediğimiz tekmelere değdi yani. Bacaklarda izler var mı? Var. Serenay'ın imzası var şu evet. anda. Evet. bacağında da birleşme öncesi bir hatıra bıraktı Serenay bana. Serenay tabii futbolcu olduğu için futbolcu girişi yapıyor. Aslında hani ben orada hani biraz daha yavaş girmesini istedim ondan ama şimdi futbolcu iyi vurduğu için topa size de iyi vurdu. Evet. Yani sizin sorununuz o. Evet. Peki, Sara sen de kendine gelmişsin. Ben çok iyi hissediyorum. Ben hemen Serenay'la konuşmak istiyorum. Serenay, ben hayatım boyunca futbol bilmeyen bir rakibe karşı hiç maç kaybetmedim. Bu nasıl bir duygu? Sen yaşadın, senden öğrenmek istiyorum. şöyle bir gerçek var. Gerçekten de bilmeyene karşı oynamak her zaman daha zordur. Mesela bizim antrenörlerimiz, hocalarımız da hep aynı şeyi söyler. Hatta Pascal da öyle düşünüyordur diye ben de tahmin ediyorum. Yani yapacak bir şey yok. Kazandılar, daha iyi mücadele ettiler. Orada ben sonuçta tek başıma değildim. Bir de 90 dakika boyunca koca bir sahaya takım halinde çıkıp yayılmadık. Şimdi ben Verkaç'a girmek istiyorum. Bana kim Verkaç yapacak? Şimdi ben çalım atıp boşa çıkmak istiyorum. Bana kim bunları yapacak? Yok yani öyle bir şey. O yüzden deli gibi koşturduk sadece, öyle söyleyeyim. Peki, bunları anlatırken karşındaki rakibin de, hani Verkaç'a girmek istediğin rakibin de Begüm ve Sara ve Nadia olduğunda farkındasın herhalde. Ya, yani Begüm'ü geçerken mi Verkaç'a girmeye çalıştın? Hayır, çalım atayım diyelim atıyorum. Ha. Berna'yla ona vereyim, geri vereyim. Çalım at, sonra da gol at. Çalımdan sonra gol at da okumda o ayak kalkmıyor işte. Peki, tamam. Yok, şartlar çok zorluydu. Çok zor onu kabul yani. Ediyorum. Ama ben yani böyle bir şey hiç yaşamadım. Değişik bir duygu herhalde. Olabilir, olabilir. Bu arada inşallah büyük finalde